Nuri Sevgen, günaydın, hoş geldin. Günaydın, hoş bulduk. Günaydın. İyi haftalar dileyelim sana. Teşekkürler, iyi haftalar. Valla herkes hala o arkaya iyi ki doğdun Hakan diye yazdınız ya. Valla onu anlatıp duruyorlar, nereye gitsem ya. Ne güzel hocam ya. Güzel. Vallahi bir iz kaldı yani, bir imza oldu. Çok teşekkür harika, ediyorum çok tekrar. Oldu. Hakan abi. Ceyhaç'ta. Seni seviyoruz yani. Onu eyvallah, söyleyeyim. Eyvallah. Vallahi. Ben de sizi seviyorum ama bu başka bir şey oldu. Evet, Nuri Sevgen sağ olsun. Şimdi yeni haftaya başladık. Nuri Sevgen, başlayacağız daha doğrusu ifadeyle. Henüz piyasa açılmadı ama seçim öncesi son hafta diyeyim. Yani şöyle bir genel başlıkla hani nasıl geçer, ne dersin? Öyle sonra detaya ineriz. Şimdi bu hafta biraz yoğun bir hafta olacak. Nedeni şu, bu hafta vadeli kontratların da son vade haftası. Yani vadenin son haftası, yanlış söyledim cümleyi. 29 itibariyle Mart vadeli kontratların son günü olacak 1. Seçim öncesi son işlem günü olacak 2. Cuma günü Amerika tatil 3. Yani yarım gün olacak, işlem olacak. Yani bir de Rusya'daki krizin, yani bu terörist faaliyetin, saldırının Türkiye'ye ve dünyaya etkileri konuşuluyordu. Sabah saatlerinde en çok konuşulan konulardan biri, baktım uluslararası piyasalar çok büyük etki yok. Petrol fiyatları başta olmak üzere altın ve petrolde genelde bu tür saldırıların etkilerini gözlemleriz. Pek bir hareketlik yok. Kısa vadede çok bir etkilemeyecekmiş gibi görünüyor. Ama orta uzun vadede bunun etkileri çok daha kalıcı olabilir. Bu tabii biraz daha uluslararası siyasetin işi. Ama bu haftanın konusu değil gibi görünüyor. En azından bu haftaya başlarken. Bu hafta dediğim gibi vade sonu olduğu için rollover dediğimiz vade geçişleri çok yoğun şekilde piyasada hissedilecek. Endekste bir miktar daha durgunluk, senet bazı hareketlerin yoğun olduğu dönemler yaşama ihtimalimiz var. Cuma günü 9250 civarındaki o önemli direnç bölgesine yaklaştı, oradan bir satış geldi. Ama mutedil bir hareketlik vardı, senet bazı hareketlerin yoğun olduğuydu. Bankalar biraz yorulmuş gibi görünüyordu. Bu hafta biraz daha sanayi sektörü hisselerinde yoğun hareketlik gözlemleme ihtimalimiz var. Hala aynı şeyi söylüyorum. Endeks 30, maksimum endeks 50 hareketi gözlemliyoruz. Şu anda genele yayılmış bir hareketlik yok. O yüzden buradaki hareketlik biraz da seçim sonrasını almak. Bununla ilgili spekülasyonlarla ilgili bir durum gibi görünüyor. Ben hala aynı yerdeyim. 9000 seviyesi psikolojik önemli bir destek. Aynı zamanda teknik açıdan da çok önemli destek. Buraya kadar gelir demiyorum ama buranın altına gelmediği sürece yukarı doğru potansiyelimiz var diyorum. Hali hazırda potansiyelin korunacağını düşünüyorum. Ve Cuma günü gördüğüm kadarıyla da gelen satışlar, hem hafta sonu gerginlik olasılığı, hafta sonu belirsizlik diyeyim daha doğrusu, bunu almama riski vardı. Tabii demin de söyledim, biraz faizlerin artmasına etkili oldu. Çünkü fondama maliyeti, daha doğrusu TL ref üzerinden bakarsanız 52.75 Cuma günü çıkan referans faiz oranı gecelik. Yani Merkez Bankası %50 haftalık repo faizini oraya getirdi ama bankalar arasındaki faiz oranı da, yani baktığım zaman hani bankalar kaçtan kullanmışlar fonlamayı diye baktım. 48'ler civarında bankalar Merkez Bankası'ndan borç almışlar. O da çok yüksek bir rakam değil. 30 milyar TL bile bulmayan rakam gibi gördüm EVDS rakamlarında. Ancak piyasa özellikle Takas Bank tarafında yoğun bir hareketlik vardı. Orada fonlamayı yükselten asıl taraf orası olduğu gibi görünüyor. 52.75 gecelik oran. Tabii bu aracı kurumların ve kredi, hisse senedi kredisi veren kurumların doğal olarak faizlerini yükseltme senedi oldu. Cuma günü bununla ilgili bir sürü yatırımcı, özellikle kredili hesabı olan yatırımcılar mesajlar almışlardır. Bu doğal olarak hisse senedi piyasasında miktar dalgalanma yarattı. Hep aynı şeyi söylüyorum. Topyekun bir trend değişiminden henüz bahsetmek için erken ama grafiksel anlamda piyasa öyle geçen günkü hareketin 1-2 günde biteceği gibi de göstermiyor. Sanki buralarda biraz daha durulup seçime girerken zirveye yakın yerlerde, 9300'lerde belki 9400'lerde kapatma ihtimali olan bir havası var. En azından bu haftaya başlarken böyle görünüyor. Tabii bunun için de kritik noktamız 9000. 9000 seviyesi üzerine kaldığı sürece sıkıntı yok. Yani mesajlarımız şunlar. 1. 9000'i takip edeceğiz. 2. Endeks 30 maksimum eksi endeks 50 senetlerine bakacağız. Genel senetlerde çok bir hareketlik yok. Trend değişimi için henüz daha erken, seçim sonrasını göreceğiz. Daha önceki seçimlere farklı olarak biraz daha hareketsiz geçiyor. Sanıyorum geçen seneki genel seçimlerden sonra çok da fazla ilgi yok seçimlere. Benim gördüğüm o, en azından sokaklarda veya dışarıda ve piyasaların etkisi itibariyle baktığınız zaman yok. Seçim sonrası sadece dolar yükselir mi tartışmaları siz de demin dile getirdiniz.
Bunu gözlemliyoruz ama bunun da sebebi TL'nin reel bazda biraz fazla değerlenmiş olmasının etkileri ama faizin yükseliyor olması bunu baskılıyor. Ama yabancı yatırımcının gelebilmesi için de sıvaplar başta olmak üzere pek çok konunun halledilmesi lazım. Bunları seçim sonrasında göreceğiz. Yani bu hafta benim gördüğüm dalgalı, senet bazı hareketlerinin yoğun olduğu, bir miktar yükselebileceğimiz bir piyasa gibi görünüyor. Ama tekrar altını çiziyorum, 9000 seviyesi çok kritik bir seviye. Yani zaten 52.5'a çıktıysa değil mi yani gecelik tarafta? 52.75 hatta. 52.75 uf. Yani 53'e çok yakın zaten. O TLRF artılar da kim bilir kaç oldu yani. Şimdi ona hemen bir bakmak gerekir diye düşünüyorum. Yani hakikaten o borcumuzu ödüyoruz bankalara bir anda tekrar büyüyor. Nasıl ödeyeceğiz biz bu işi diyenler şimdi daha fazla hakikaten düşünecektir. Şimdi biraz önce Sayın Sevgen dediniz ki ya yani bu sanayi hisselerinde bir hareket olabilir. Ben şöyle baktım geçen hatta beraber konuşmuştuk ya bu bankacılık hisseleri niye yükseliyor diye faiz artırımından önce. Dedim ki bu piyasa gene gazetecileri atlattı. Bir şekilde bu faiz artırımını şey etti, tahmin etti. Biz bir haber filan göremezken küt dedi zaten faiz artırımı zaten havacılık, holding, işte telekom ama tabii ki bankacılık hisseleriyle borsada yükselişine devam etti. Sanayi hisselerine dikkat çektiniz. Yani orada da biraz böyle bir tedirgin bir duruş var gibi geliyor bana. Beyaz eşya tarafında, demir çelik tarafında biraz bu faize de duyarlı olan sektörler diyelim bir yanıyla. Yani otomotiv tarafında. Şimdi orada hareketli olur derken neyi kastediyoruz? Bilançosu iyi gelme ihtimali olan şirketler mi olumlu yönde etkilenir? Nasıl bir hareketten bahsederiz sanayi hisselerinde? Şimdi tabii siz doğal olarak makro taraftan bakıyorsunuz. Ben biraz daha işin piyasa tarafından bakıyorum. Bu söylediğiniz görüşle baktığınız zaman bu sanayi hisselerinin zaten bu olumlu etkilenmesi zaten mümkün değil. Bunu hep söylüyoruz. O yüzden trend değişimi için çok erken diyorum. Benim burada söylemeye çalıştığım şey şu. Borsa yatırımcısı şöyle bakar. Özellikle kısa dönemli alım satım yapan borsa yatırımcısı çok değer kazanmış hisselerin bir miktar kar satışı yaptığı zaman onu değeri daha düşük kalmış diğerlerine göre bir tür parite gibi düşünün. O senetlere doğru geçiş olur. O yüzden bankacılık sektörü hisselerinin biraz daha durgun ve satış ihtimalinin olduğunu, diğer ucuz kalan sanayi sektörü ve beklentisi olan, bilanço beklentisi, gelecek beklentisi olan senetlerde bir miktar alımlar olabileceğini söyledim. Bu tamamen birkaç günlük bir hareket. Yani bu konuda sizin fikrinize katılıyorum. Yanlış anlaşılmaları düzeltmek açısından bu soru da çok önemli. Sanayi sektörü hisselerinin çok iyi etkileneceği, ileride bu faiz artırımı onları olumlu etkilediği gibi bahane çıkmıyor zaten söylediğinden. Tamamen söylediğim, kısa süreli buradan dolayı çıkan paranın kar satış sebebiyle buralara girebileceği. Gönül isterdi ki sadece buralara değil tüm beklentisi olan endeks 30 ışık senetlere de girsin. Ama şunu onu gözlemlemiyorum. O hani fıkırtı dediğim şeyin henüz daha olmadığını gözlemliyorum ben. Belki seçimden sonra göreceğiz. Benim söylemeye çalıştığım sadece sanayi sektöründe endeks 30 ve 50'deki sanayi sektörü hisselerinin bankalara göre daha aşağıda kaldı. Buralara bir miktar kısa süreli hareketler olabileceğine dair bir beklentimi ön plana koymaya çalıştım. İyi, gene bir borsa okur yazarlığı bakımından önemli oldu bu. Son belki ben şunu sormak isterim Hakan abi izninle. Ne demek? Mevduat faizleri Nuri Sevgen ne kadar cazip? Orada bizim aslında portföy tarafının da her gün bizlere attığı o listeye de baktığımızda 50'lere yakın yerlerden 51'ler, geçen hafta 53'leri falan 54'leri gördüm hatta. Mevduat faizleri bayağı bir yukarıya yeniden hareketlenmiş durumda. Orası ne kadar yani portföyde bir tercih sebebi olabilir? Yani borsadan ve dövizden ve altından bağımsız olarak sormak isterim. Tabii ki karşılaştırma yapmak gerekir ama yani bayağı bir TL'nin cazibesiyle ilgili aslında TL mevduatların öne çıktığını görüyoruz. Ne dersin mevduat tarafı için? Şimdi senin söylediğin 54 rakam üzerinden gidelim. Gene finansal okuryazarlığa ufak bir katkım olsun. Biliyorsunuz mevduatlarda, kısa süreli mevduatlarda %5 stopaj var. Yani 54'ü 0.95 ile çarparsanız basit 51.30 gibi bir rakam diyorsunuz. Yani %51.3 civarında bir rakam diyorsunuz. Bunu 365 çarpı 32 gün üzerinden bakarsanız da yani rakam oldukça düşük oluyor aslında. Nereye göre düşük? Likit fonlara göre düşük. Burada yatırımcılara önerim şu olur.
özellikle ters repo pazarında likidasyon oranı yüksek olan likit fonların, yani bankaların ve aracı kurumların likit fonları var. Ve bunların gecelik olarak borsa para piyasasına sattıkları nakit oranı yüksek olan fonların getirileri çok yüksek olabiliyor. Burada da rakamlar 54'ler, 55'ler gördüm mesela ben bu sabah. Yıllık basitten bahsediyorum. Yani en kaba tabirle bile TLRF üzerinden bakarsanız, 52-75 TLRF üzerinden bakarsanız bile gecelik likit fonlar daha avantajlı. Bir de güzel yanı şu likit fonun, bir şey olduğu zaman ertesi gün bozdurursunuz. Gider kendi işinizde, hisse senedi olabilir, başka işlerde kullanabilirsiniz. Ama mevduatta parayı bağlıyorsunuz. Ha, likit fonların tabii hacmi çok önemli. Tabii siz böyle çok büyük rakamlı mevduatlardan bahsediyorsanız orada zaten 54'ün daha üzerinde faiz oranı alırsınız. Hı. Ama ortalama bir yatırımcı açısından bahsettiğiniz zaman maksimum birkaç milyonluk, yani 10-15 milyonu geçmiş rakamlardan bahsediyorum ben şu anda. Likit fonlar daha avantajlı görünüyor şu mevcut durumda. TLRF oranının yüksek olması özellikle repo ters repo pazarında likidasyon oranı yüksek olan fonları daha avantajlı hale getiriyor. Bu bir. Buraya yatırım yapılır mı? Ben hiçbir zaman faizli yatırımı önermem. Ama alternatif getiri açısından bunun değerlendirilmesi lazım. Çünkü hisse senedi piyasasını etkileyecek önemli bir durum bu. Likit, yani bu faizin yüksek oluyor olması insanların ya burada bu kadar getiri varken risk niye alayım noktasında borsaya girmesini engelleyen bir gelişme. Ama dövize alternatif mi? Bence alternatif olabilecek faiz oranları yaklaşıyor. Neden? Çünkü en basit tabirle bakalım. %54 ile bakalım mesela. Kabaca işte %54'ün gecelik getirisi üzerinden baktığınız zaman 0.54 bölü 365 diyorum. Bunu da işte 280 günde çarptığınız zaman yaklaşık olarak %41 civarında bir faiz oranından bahsediyoruz. Dönemsel getiri. Bunu da dolar TL'nin şu anda 32 ile çarptığınız zaman da 45 civarında bir dolar kuru eder yıl sonunda. Yani şimdi zaten hani herkes ne bekliyor? 45 bekliyor. En iyi bekleyen 50 bekliyor. Hadi biraz daha abartan 55 bekliyor. O zaman demek ki faiz oranı olarak kurları alternatif açısından önemli bir alternatif veriyor şu anda. Enflasyonun gelecek diye beklentisine baktığınız zaman da analistlerin, yani ekonomi konusunda oturup bir model yapmıyorum ama en karamsar analistlerin bile yıl sonu enflasyon beklentisinin 50 olduğunu düşünürseniz bence oldukça avantajlı bir rakam dövize göre. Ama borsa için veya başka alternatifler için çok da öyle bir şey diyemem. Mevduat mı, likit fon mu? Kısa vadeli düşünüyorsanız likit fon daha avantajlı. Ama orta uzun vadede mevduat faizlerinin yükselme olasılığı hali hazırda var gibi görünüyor. Özellikle seçimden sonra sıkılaşma ile birlikte. Mevduat da kısa süreli olmak kaydıyla birer aylık şeklinde avantajlı gibi görünüyor o yatırımcılar için. Ama borsa yatırımcısına asla mevduatı hiçbir zaman önermem. Evet. Son cümle önemli. Borsa yatırımcısına mevduat önermem diyor ama kur için sene sonu hesabı yaptı işte canlı yayında. Evet. 45'in üstünde bir dolar TL beklemiyorsan sene sonundaki, yani şu an 32 olan dolar TL'nin sene sonunda 45'in üstüne çıkmasını beklemiyorsan şu an döviz almak için hiçbir nedenin aslında olmaması lazım. Değil mi? Çok net aslında bu. Evet, ama şöyle bir şey bakılabilir. Bu tamamen şu andaki parayı götürüp, paraziyi konuşuyorum. Ha. Doları 32'den yatırıp faize koyarsan mantığı. Ama arada dolar TL diyelim ki işte bu 280 gün içerisinde bir yer dolar TL yeniden bir, hani bekleniyorlar ya dolarda atak olasılığı 45 şey 35 40 falan civarında bir şey yaptı. Oradan bozdurup korumak daha avantajlı hale getirebilir. O da ayrı bir mevzu. Ha, mevcut matematik itibariyle çok doğru söyledin. Aynen öyle diyorum. 45'in üzerinde bir getiri beklemiyorsan dolar TL'de hedefin oradaysa faiz şu anda gayet avantajlı gibi görünüyor. Ama sen o dolar o atayı 35'e gittiğinde faiz orada mı olacak? Faiz şu anki faizi bulabilecek misin? Yoksa bir enflasyon aşağı gelince faizlerde de bir aşağı hareket, Merkez Bankası faiz indirmese dahi görür müyüz? O da bir bilinmezlik. Yani aslında şöyle bir şey var. Eğer kur hata olacaksa, olacak demiyorum. Bakın gene altını çizeyim. Yanlış anlaşılma müsaade olmasın bak diye. Hemen yalan. Kur hata olacaksa. ne yapayım abi? Yani linçler çok fazla piyasada. O yüzden altını çiziyoruz. Olacaksa eğer ya. Kur hata if. Olacaksa. If. kur hata olduğu zaman genelde bu tür durumlarda hazine maliye faizi yükseltir. Geçenlerde öyle olmadı mı? Evet. 500 bas puan niye çıktı? Bundan dolayı çıktı. O yüzden kur hata dönemlerinde avantajlı olan daha avantajlı hale gelebiliyor. Yani kur hata oldu faiz düşürelim derseniz daha çok
ateşe benzin atmış gibi olursunuz. Evet. Öyle bir durum da söz konusu ama bu ekstrem bir durum. Ama mevcut şartlarda matematik diyor ki 45'in üzerinde bir dolar getirisi yıl sonu kapanış itibariyle beklemiyorsanız o zaman dolar almaya gerek yok gibi gösteriyor. Peki. Çok teşekkür ederim. 45 liranın üzeri yani. Evet evet Hakan. Evet. 45 bir kez daha vurdu. Beklemiyoruz. İf. Nuri Sevgen çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Görüşmek üzere. İyi yayınlar. İyi hafta diliyoruz. Aklınıza sağlık.